Bugün mevsim itibariyle vişne dönemi ve ben vişne reçelimi yapamamıştım. Bugün pazardan 1,5 kilo kadar aldım ve bunu çok farklı bir yöntemle, yani geleneğimizde bizim gördüğümüz, bildiğimiz şekilde paylaşacağım sizlerle. Bizim yöremizde çay çok makbuldür ve çayımızın yanında olmazsa olmazımız vişne reçeliyle biz çayı çok severiz. Yanında limon olmak kaydıyla. Ben bunu çekirdekli yapacağım bugün. Çekirdeksiz de yaptığımız dönemler oluyor ama ben çekirdekli daha çok seviyorum. Farklı bir yöntemle yapacağım bunu ve bu paylaşımı da sizlerle paylaşmak istedim. Önceliğim vişnelerimi bu şekilde ayıklamak ve tenceremi ocakta suyumu kaynatıyorum o ara. Bunları ayıkladıktan sonra sizlere diğer yöntemini de göstermiş olacağım arkadaşlarım. Bir buçuk kilo vişnemizi bu şekilde ayıkladık. Şimdi reçelimizin farklı bir yöntemle yapımına geçelim. Şimdi şimdi suyumuz kaynadı. Normalde bütün hepimiz, yani genel olarak dikkat ediyorum, herkes sadece bunu şekere yatırıp haşlıyor, pişiriyor. Ama bunu yapmamdaki gaye, ben hep böyle gördüm, böyle de devam ediyorum. Kaynayan suyumuzun içine şöyle vişnelerimizi koyduk. Bundaki amacımız vişnenin bir anda bir acı suyunu gidermek. Vişneler şöyle hafiften bir patlama oluncaya kadar haşlıyoruz. Bu da 5-10 dakikamızı almış olacak. Fazla karıştırmadan şöyle bir 10 dakika kadar şu şekilde yaptıktan sonra bunu şöyle süzgece teker teker alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi patlamalar var ve alıyoruz şu an. Bizim vişnemizi yapma yöntemimiz hep böyle olmuştur. Şimdi vişnemizi çok az bir su, kaynayan suda gördünüz, haşladım. Şöyle bir hafiften bir patlama yaptırdık. Ve şimdi bunları bir sıra halinde vişnemizi koyuyoruz. Bir sıra vişne koydum. Bir sıra şeker koyacağım, bir sıra vişne diye. Zaten toplamda 1,5 kilo bir vişne ile yapıyorum. Ben biraz daha ekşi olsun diye normalde kiloya kilo şeker koyuyoruz ama ben biraz daha şekerimi az koyacağım. Yani 1,5 kilo koymayacağım da 1 kilo 250 gram gibi bir şeker koyacağım. Biraz ekşisi, maya hoş olsun istiyorum. Şekerimizi koyduk. En alta şeker koymuyorum çünkü bunu pişirdiğimiz zaman su koymayacağız. Şeker yansın istemiyorum çünkü ateşi gördüğü an bir anda yanabilir. Bunu biraz daha dinlendireceğim. Vişnenin suyu tamamıyla biraz daha özleştikten sonra haşlamaya bırak, pişirmeye bırakacağız.
Şimdi biraz şekerli suyla, şekerle, biraz şekerle dinlendirdikten sonra gördüğünüz gibi vişnemiz kendi suyunu tekrardan verdi. Şimdi bunu pişirmeye başlayacağız. Şimdi pişirirken ilk etapta altını biraz daha açacağız tam olarak. Sonra kaynamaya yakın altını kısık ateşte pişirmeye başlayacağız. Fazla karıştırmıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kendi suyu. Kaynadıkça altını kısıp çıkan köpükleri almakta fayda var. Altını çok kısalım. Şöyle bu köpükler çıktıkça köpüğünü alalım. Bizim yöremizde vişne reçelinin çok önemi var. Çayımıza, sohbetimize lezzet katan bir tat oluyor. Limonlu çayı biz çok seviyoruz. Ve vişneyle de içmek ayrı bir zevk oluyor. Çıktıkça böyle köpüklerini ala ala vişnemizin şöyle pişmesine de artık ben bunu kısık ateşte ağırdan ağırdan pişirmeye başlayacağım. Benim için vişnenin olma zamanı yeterlidir. Bu kadar kaynatmam. Vişnenin zaten kendine öz bir ekşiliği var. Ama şöyle çok az bir, yani yarım bir limon suyu koymak istiyorum. Hem tamamen şekerle özleşsin diye. Şöyle bir 5 dakika kadar da bu şekilde bir kaynatma yapacağım. Ve benim reçelim hazır olmuş olacak. Şunlar çıktıkça halen almaya devam ediyorum tabi ben o ara. Hayır hayır onlar. Şunları şu an
Eşim sabırsızlıkla bekliyor. Çok seviyor çünkü onu da o ayrıyeten kaşıkla yiyecek. Artık reçelimiz şu şekilde hazır arkadaşlar.